Ondan sonra kısaca sohbet yapacağım çünkü misafirlerimiz gelecek inşallah. Şimdi biz bu mübarek gece aylık sohbetimizde ne karar aldık? Resulullah'ın muhabbeti sallallahu aleyhi ve sellem hakkında sohbet yapacağız. Mevla da Habibi'nin torununu Mekke'den bize bu gece yolladı. Haberimiz var mıydı? Yoktu. İnşallah bereket var. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri zaten tarife ihtiyaç yok, tarifinden aciziz. Şeyhimiz, Efendimiz, bütün bu cemaatlerin, bereketlerin sahibi Efendi Hazretlerimiz, Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz, intisabımız onadır. Çeşitli tarikatları aramızda intisap edenler vardır. Hepimiz kardeşiz, hepimiz Resulullah'a bağlıyız elhamdülillah. Ayrımız, gayrımız yok. Ama bizim yetiştiğimiz şeyhimiz Efendi Hazretlerimiz, Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz. Rabbim hayırlı uzun ömürle başımızdan eksik etmesin. Amin. Şimdi bu misafir aynı zamanda Efendi Hazretlerimizin de misafiridir. Mekke-i Mükerreme'den geldiler. Biz onu her zaman hac ve umre münasebetiyle Mekke'ye gittiğimizde ziyaret ediyoruz. Efendi Hazretlerimizle beraber. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem takriben 36. torunudur. Hazreti Hasan radıyallahu anh'tan geliyor. Bütün babaları, dedeleri alim ve şehitler. Bu mübarek de Mekke-i Mükerreme'de medreseleri var, talebe okutuyor. Özellikle Endonezya'da ve Malezya'da Hristiyanlığa karşı İslami faaliyetleri başlatmış. Ve bugün Endonezya'da, Malezya'da takriben 2 milyon kadar cemaati var. Ve yüz binlerce talebesi var. Şu anda sırf Endonezya'da 70 tane medresesi var. Her medresede 1000-1500 talebesi var. Yani 100 bine yakın talebesi var. Ve bütün dünya üzerinde cemaatleri var, sevenleri var. Zaten bütün dünya İslam alimleri kendisine son derece sevgi ve saygı duyuyorlar. Bir önemli münasebet de Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de tarikat düşmanlığı yapıldığı için Vehhabi mezhebi tarafından bu mübarek orada tarikati müdafaada temel olmuş. Mekke, Medine'de Resulullah Efendimiz'in şeriatının, tarikatının muhafazasını üstlenmiş ve bu hususta çok eziyetler çekmiş Allah yolunda. Kıymetli bir insan. Efendi Hazretlerimizle beraber teşrif ettiler. Şimdi istirahatteler, ihtiyaçlarını görüyorlar. Kendisi biraz tabii rahatsızdır. Yaşı çok değil ama ayaklarından rahatsızdır. Bundan dolayıdır ki sizden istirhamımız, sükuneti muhafaza edesiniz. Yatsıya 20 dakika kala ben size ilan edeceğim. Arkadan yol açılacak. Geniş, hiçbiriniz el sürmek, izdiham yapmak baş olmaz. Hiç izdiham yapmadan geniş bir yol açarsanız mübarek Efendi Hazretlerimizden beraber gelirler. Konuşurlar, biz onun buyurduklarında tercüme yaparız size. Sonunda da duasını o yapar. Meclisimize, hepinize dua yapar inşallah. Ben onun için uzun konuşmaya vakit yok. Çünkü Efendi Hazretlerimiz de geç kalmasın, yarın sabahta sohbet var. Onun için. Ancak önce duyuracağım birkaç ilanımız. Geçen sohbetten külliyede şu direklere taahhüt yapanlar oldu burada. Verenler oldu, veremeyenler külliyeye getiririz diyenler oldu. Bundan dolayıdır ki getirenler bu gece, geçen sohbette taahhüt yapan kardeşlerim ne yapsın? İsmini yazarak, isimsiz olmayacak taahhütlü, ismini yazarak, çünkü onlar yazılıdır, bizde mahfuzdur, ya kürsüye yollar veyahut dışarıda yardıma atarsa ismini yazarak taahhüt getirenler bıraksın. Bunu duyuruyorum. Ondan sonra bundan sonraki içtimamız, yani toplantımız, sohbetimiz hangi gece olacak inşallah? Mevlid Kandili gecesi. Mevlid Kandili gecesi hangi geceye geliyor? Zannediyorum 27 Temmuz, cumartesiyi pazara bağlayan aynı bu geceye geliyor. Bundan dolayıdır ki hepinizin işi gücü müsait oluyor cumartesi.
Erkenden geliyorsunuz, piknik yapıyorsunuz, istirahat yapıyorsunuz, iyi oluyor yazın burası sizin için. Kardeşlerim, Mevlid kandilinde önümüzdeki sohbet dördüncüde yapmıyoruz. Yani her ay dördüncüde yapıyor ya, şimdi bu Mevlid beşinciye geliyor ama madem ki bir hafta arayla olmaz, onun için Mevlid kandilindedir toplantımız. 27 Temmuz, aynı bu gece. Cumartesi pazara bağlayan gece, Rabbi Habibinin doğum kutlamasında da buluşmayı nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, şimdi bu gece dedik ki Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetinden ve ehli eğitim muhabbetinden konuşalım. Vaktimiz tahammül ettiği kadar. Az ama inşallah bereket olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti, yani onu sevmemiz bütün Müslümanlar üzerine nedir? Farzdır. Bundan dolayı aleyhissalatü vesselam buyuruyor: Selâzüm men künne fîhî vecede halâvetel îmân. Üç şey kimde bulunursa, hadis-i şeriftir, üç şey kimde varsa o kişi imanın tadını tadar. Eğer bu üç şey sizde de varsa, bende de varsa, deriz ki imanımızın tadını tatmışız. Eğer bu üç şeyden biri bile sizde veya bende yoksa, ben imanımın tadına erdim diyemeyiz. Çünkü imanımızın tadına henüz ulaşmamışız. Allah'ım ulaşmayı nasip eylesin. Bir, en yekûne Allahu ve Resûlühü ehabbe ileyhim mimâ sivâ. Allah ve Peygamber Celle Celaluhu bir insana ne gelecek? Her şeyden daha sevgili gelecek. Yani her şey deyince bunun içine kim giriyor? Anan giriyor, baban giriyor, karın giriyor, kocan giriyor, oğlun giriyor, kızın giriyor. Ve hatta ne giriyor? Canın da giriyor. Her şeyden sevgili gelecek. Bir hadis-i şerifine ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. La yu'minu ahadukum hatta ekune ahabbe ileyhi min validihi ve veledihi ve nâsi ecma'in. Ben sizin birinize anasından, babasından, oğlundan, kızından, hatta canından daha sevgili değilsem onun imanı ne değil? Tamam değil. Şimdi kendimizde bir muhasebe var. Peygamber'e karşı sevgimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl? Canımızdan daha sevgili mi? Şimdi size sorarsak Peygamber'i ne kadar çok seviyorsunuz? Hepiniz ne dersiniz? Canımızdan çok seviyoruz dersiniz. Ama ondan sonra her naneyi yersiniz. Yani Peygamber'e uyar mı yaptıklarımız? Uymaz. Şimdi canını verir misin Peygamber'e? Diyorsun o zaman. Veririm, kurban olayım diyor. Sonra diyorsun ki canım lazım değil, sakalını bırak. O zaman diyor ki ama bu zamanda nasıl bırakayım hocam, sen benim çevremi biliyor musun? Demin canını veriyordu sahtekar. Demin canını veriyordu. E şimdi sarık sar, saramam. Hanımın çarşı var, giydirem. E peki faiz alma, kredisiz faizsiz iş yürümüyor. E doğru konuş, yalan demeden ticaret olmuyor. Ne kaldı? Ne kaldı? Hep din gitti değil mi? Kaynattık. Şimdi Allah'ı seven Allah'ın yoluna canını feda ediyor. Peygamberi seven onun yolunda canını malını feda ediyor. Bu nedir? İspattır. Yoksa Allah muhafaza etsin yalancılık ve sahtekarlık, misal veriyor. Mevla buyuruyor, Estaizu billah. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اِقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
Sadakallahul azim. Şimdi Allah'ı çok seviyoruz diyenler, Mevla diyor ki eğer ben kullarıma desem ki, madem ki beni canınızdan çok seviyorsunuz, benim yoluma canınızı verin, kendinizi öldürün. Yahudilere dedi mi böyle? Beni İsrail'e dedi. Peki, desem ki onlara, evet, hanımlar tarafının mikrofonu fazla gidiyor, ses yüksek, biraz kısılsın. Veyahut, arada hanım kardeşlerime de duyurayım, dışarıda hiçbir hanım kalmasın. Bak bu üst kat açıldı, onun üstü de açıldı. İki kat böyle kınlara açıldı. Lütfen dışarıda hiçbir hanım kalmasın, Efendi Hazretlerimiz razı değil. Dışarıdan hepsi yukarı çıksınlar, en üst kattaki yer bulsunlar. Evet, ben onlara desem ki hadi kendinizi öldürün bakayım. Madem ki beni çok canınızdan çok seviyorsunuz. Yahut memleketinizden çıkın bakayım yurtlarınızdan. Çıkar mılar? Mevla buyuruyor ki o inandım diyen, Allah'ı canımdan çok seviyorum diyenlerin ekserisi canını da vermez, yurdunu da benim için terk etmez diyor. Ancak çok azları bunu yapar. Allah bizi o azlardan eylesin. Amin. Ama vaaz edildiklerini yapsaydılar, emirlerimi tutsaydılar, canını da mallarını da benim yoluma verseydiler, elbette onlar için daha hayırlı olurdu, imanda daha sebatlı olurdu, ecri daha büyük olurdu, elbette onları o zaman dost doğru yola kavuştururduk, müjdelerini sayıyor. Şimdi Allah'ın sevgisi candan ileri geçince, canını ver dediğinde vermek gerekiyor. Bak var mı bizde öyle yürek? Biz en evvel kaçanlardanız. Ya şimdi gelelim Peygamber'in sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer radıyallahu anh ile beraber yürürlerken, el ele tutmuş giderlerken Hazreti Ömer ne diyor? Ya Resulallah, seni her şeyden çok sevebildim ama henüz canımdan çok sevemedim diyor. Hazreti Ömer diyor bunu ya. Radıyallahu anh. Efendimiz ne buyuruyor? Ya Ömer, senin imanın hala tamam değil diyor. Hazreti Ömer bir titriyor, ürperiyor. Nasıl benim imanım tamam olmaz? Vallahi le entel ane ehabbu ileyye min nefsi. Allah'a yemin ederim gidiyor. Şimdi sen bana ya Resulallah canımdan da daha sevgilisin. Peki bu sözü söylediği zaman Resulullah diyor, el an ya Ömer, şimdi imanın kemale erdi. Resulullah ona desin o zaman ya, benim yoluma canını ver. Verir miydi? Eğer vermeyecek olsaydı zaten bizim gibi sahtekar olsaydı baştan seni çok seviyorum diye yalan konuşurdu. Baştan ne dedi? Canımdan çok sevemedim dedi. Doğruyu konuş. Sonra o makama erince şimdi canımdan çok seviyorum. Henüz biz o makama erdik mi? Bilmiyorum. Kendime göre pek ben erdiğimi iddia edemiyorum. Efendim kardeşlerim, Ebu Bekir Sıddık diyor ki vallahi Resulullah bana emretsin canını ver, şimdi kendimi öldürürüm diyor ya. Ebu Bekir Sıddık yemin et. Hazreti Ali öyle, sahabe öyle, Hazreti Ömer öyle, hepsi. Anamız, babamız, her şeyimiz sana feda diyor. Biz ne verdik onun yoluna? Ne maldan geçiyoruz, ne candan geçiyoruz. Üç şey kimde varsa imanın tadını bulur. Bir, Allah Resulü'nü her şeyden çok sevecek. İki, ben yuhibbel mer'e la yuhibbuh illa lillah. Sevdiğini kim için sevecek? Ancak Allah için sevecek. Kızdığın an için kızacak, ancak Allah için kızacak. Üç, وَاَنْ يَكْرَهَا اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفُرِ كَمَا يَكْرَهَا اَنْ يُقُذَفَ فِي النَّارِ. İmandan sonra kafirliğe dönmeyi çirkin görecek. Ne gibi? Gözü bakarak diri diri canlı canlı ateşe atılmaktan kaçtığı gibi. Gavurluğa dönmeyi öyle görecek. Ey Müslümanlar, iyi düşünün. Şu imandan sonra bir küfre dönsek ne olur? Ebedi cehennemden çıkamayız ya. Bu küfre dönmek ne tehlikeli bir şey. Maalesef bizim millet ucuz. Efendim Hazretleri anlatır. Hem de çarşaflı bir kadın diyor ki kızım hayırla gelinlikle duvaklıkla düğün yapacağım. Hele Rum gibi Ermeni gibi gelin duvaklıkla efendim kızının orası burası açık düğün salonu ve erkeklerle böyle bir düğün caiz değil dediler ona. Ne diyor? Ya benim bir kızım var, bir mürüvvetini ödeyeyim. Gavur olmama da mal olsa bunu yaparım demiş. Bir Müslüman ağzından çıkacak mı? Gavur olmama da mal olsa, lafın ağırlığına bak. Demek ki Müslümanlar bu kadar şuursuz bir vaziyette imandan çıkma onlara sanki çok basit bir şey. İmandan çıkmayın, canlı canlı gel ateşin içine bakalım. Atılma nasıl çirkin görüyorsa öylece küfre dönmeyi çerik gömelim. Allah cümlemize bu üç hali nasip eyle ya. Şimdi sizin
alacağım söz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti ve sevgisi üzere inşallah onun doğduğu Mevlid gecesinde toplanacağız. Resulullah'ı ne kadar çok seviyorsunuz? Canımızdan çok, değil mi? Lafta da olsa söyleyelim. Ne yapalım? Mecburuz söylemeye bunu. Çünkü başka bir şey söylesek zaten tehlike olur. En çok onu seviyoruz. Allah'tan sonra. Celle Celaluhu. Hani cumartesi pazara bağlayan gibi. Aynı böyle. Bakın takvime, ben öyle biliyorum. Sen yanlış baktın canım, herkes biliyor. Yanlış bak. Cumartesi pazara bağlayan gece değil mi? Tamam. Şimdi kardeşlerim. Efendim kardeşlerim. Bir artist geliyor. Kaç kere söylüyorum. 80-100 bin kişi statlara doluyor. 1 milyondan bilet satılıyor. Şuraya gelene 1 milyon bilet kesmeden içeri sokmasak şu cemaati bulamayız değil mi? Vermez adam paraya. Ne lazım der, girmeyeyim içeri der. Ama orada illa içeri gireyim diye parayı veriyor, bilet kara borsa, bilet yetmiyor. Stadyuma giremeyenlerden ben duydum ki demirlerden, parmaklıklardan düşen olmuş, atlayan olmuş, niye gavuru göremedim diye. Ben böyle haberler bunu söyledi ya. Peki efendi kardeşlerim, bir gavura, bir dinsiz donsuza neydi belir size? Bu millet bu kadar hayran aşık olun, hem Müslümanım diyen bir nesil bunların peşine böyle gidiyor bu fahişelerin. Pis insanların, statlar statın, yollar tıkanıyor. Biz kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu geceyi kutlamak için burada sizi davet ediyoruz. Şimdi Resulullah'ı sevenler sallallahu aleyhi ve sellem nasıl geri duracaklar? Hocam yani biz zaten buraya aboneyiz, geliyoruz. Ben sizi istemiyorum, sizi zaten kovsan gitmez elhamdülillah. Ben kime, kim lazım bana? Hiç peygamber aşkı yok adamda. Ben Müslümanım diyor. Muhammed ümmetim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama peygamberin sevgisinden nesi yok? Nasıl yok? Şuur yok. Böyle Müslüman var mı? Kaynıyor. Adam hiç bilmiyor hadisten, ayetten bir şey. Peki bu Müslümanları onun doğum gecesi buraya davet etsek. Bak önümüz yaz. Her tarafta ses var. Burada 100 bin kişi alır dışarılar. Geniş. Bu cemaatin hepsi dinlese. Efendimizin muhabbeti üzere toplansak. Onun doğduğu geceyi kutlasak beraber inşallah. O bizden memnun olmaz mı? Şimdi hepiniz vazifelisiniz. En az 3 kişi. En az. Bundan azı yok. Ya 3 kişi ne demek? 35 gün var önümüzde Mevlid gecesine mübarek. Bu 35 günde bu gavurlar 350 kişiyi gavur ederler. Siz 35 günde 3 kişiyi davet edemiyor musunuz ya? Kainatın efendisi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem aşkı bahçı hürmetine Mevlid gecesini kutlamaya, zaten esas mesele onun sevgisini aşlamaya. Bütün Müslümanlar elden gel, en az 3 kişiyi davet edip getirmeye vesile olacağınıza da şurada Resulullah da hazır, Allah Resulü şahittir. Söz veriyor musunuz inşallah? Bak bilmem. Fazla bağırmaya da lüzum yok ama bağırmayanlardan da daha gayretliler var maşallah. Hepiniz inşallah gayret edeceksiniz. Mevlid gecesi 27 Temmuz Cumartesi akşam namazında Resulullah'ın doğumu kutlanacak inşallah. Efendim kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetinden tabii konuşulurken onun sevgisinin bir alameti de nedir? Ehli Beyt'in muhabbeti. Ehli Beyt kimdir? Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin başta gelir. Ondan sonra ne gelir? Efendimiz aileleri gelir, kızları gelir, oğulları gelir, amcaları gelir. Bütün akrabası Ehli Beyt'ten. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibine emrediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Estaizu billah. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ya Muhammed söyle ki sallallahu aleyhi ve sellem, ben size İslam'ı duyuracağım ama bu dini duyurduğum için sizden hiçbir para istemeyeceğim. İstedi mi kimsen para? Ancak ne isteyeceğim? Akrabamı sevmenizi. Benim ehli beytimi severseniz
Benim size getirdiğim dine davetin ve risaletin ücretini ödemiş oluyorsunuz. Kim akrabamı sevmezse, torunlarımı, sülalemi sevmezse, o bana karşı ücretini ödememiş oluyor. Yani şefaatimden mahrum olacak. Allah muhafaza. Bu ayet-i kerimedir. Şimdi Ehl-i Beyt hakkında çok hadis-i şerifler burada alınmıştır. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bir ayet-i kerimesinde yine buyuruyor. Estağfirullah. İnnemâ yuridullâhu liyudhib'ankum rijse ehlel beyti ve yutahhirakum tathîrâ. Allah istiyor ki Ehl-i Beyt'in bütün günahlarını silsin, Ehl-i Beyt'i tertemiz etsin elhamdülillah. Ehl-i Beyt'e Rabbim günah bile dokundurmuyor. Bu ayet-i kerimede Kur'an-ı Azimüşşan'da zikredilir. Rabbi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet inince Ümmü Seleme anamız bu ayet benim evimde indi. Evimde Fatıma, Ali, Hasan, Hüseyin var idi. Rıdvanullahi mecmain. Efendimiz aleyhisselam üzerindeki örtüyü onların üzerine örttü. Dördünün. Ve buyurdu ki Haula ehlu beyti. Bunlar benim ehli beytimdir. Ya Rabbi bunlardan bütün kirleri gider ve bunları tertemize çıkar diye dua edin. Anamız dedi ki biz senin ehli beytinden değil miyiz ailelerinin? Efendimiz Hazretleri siz de benim ehli beytimdensiniz. Aileleri de ehli beytten sayın. Yine bir hadis-i şerifte buyurdu ki ben ehli beytimle harbedenle harbederim. Allah Allah. Onlarla sulh olanla sulh olurum, onlara düşman olana düşman olurum. Allah muhafaza etsin. Yine bir hadis-i şerifinde اَلَا مَنْ اَذَا قَرَابَتِي فَقَدْ اَذَانِي. Akrabama eziyet eden bana eziyet etmiş olur. وَمَنْ اَذَانِي فَقَدْ اَذَا اللّٰهِ. Bana eziyet eden de Allah'a eziyet etmiş olur. Tabi Allah'a eziyet edilir mi? اِنَّ الَّذ۪ينَ يُعْدُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kur'an'da ne buyuruyor? Ahzab suresi Allah peygambere eziyet edenlere Allah dünya ahiret lanet etti buyuruyor. Demek ki Allah'a eziyet ne demek? Rabbimiz mutazarrır olmaz, müteessir olmaz. Ama Rabbimizi kızdıracak, gazaplandıracak iş yapmış olur demektir. Zararı kendine ait olur. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ بِي حَتَّى يُحِبَّنِي. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz beni sevmedikçe bana iman etmiş olamaz diyor. Evvela sevecek ki iman etsin. وَلَا يُحِبُّنُ حَتَّى يُحِبَّذَوِ قَرَابَتِي. Akrabamı, ehli beytimi, neslimi, torunlarımı sevmeyen de beni sevemez diyor. Burada da onları kendi makamına geçiyor. Yine sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. اِنِّي تَارِكُمْ ف۪يكُمْ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللّٰهِ وَعِكْرَت۪ي. Ben size iki emanet bırakıyorum. Eğer bunlara sarılırsanız benden sonra ebedi sapıtmazsınız. O iki emanetin biri Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi ehli beytimi bırakıyorum. Yani akrabası ve kıyamete kadar zürriyeti ve nesli. Hadis-i şerifte buyuruyor, Havz-ı Kevser'in başında buluşuncaya kadar Kur'an'la ehli beytim birbirinden ayrılmayacak. İşte bakın ehli Kur'an, ehli ilim, bu gibi seyitler, Resulullah'ın sülalesi devam ediyor elhamdülillah. Kıyamete kadar da devam edecek. Evet. Yine bir hadis-i şerifinde buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bana salavat getirirse eksik salavat getirmesin. Dediler ya Resulallah, eksik noksan salavat nedir? Sade bana salavat okur da ehli beytime salavat okumazsa o eksik salavat getirmiş olur. Onun için Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, onun sonra ne diyorsunuz? Ve ala ali seyyidina. Ali ne demek? Ehli beytine demek. Ehli beytine salavat okumayanın nesi yok? Namazı da yok. Allah Allah. Onun için İmam-ı Şafii radıyallahu anh ne buyuruyor? Ya ehle beyti Resulillahi hıddukumu fardun minallahi fil Kur'ani enzelehu. Ey Resulullah'ın ehli beyti, sizi sevmek farzdır. Allah Kur'an'da bize bunu farz etmiştir. Kefâkum min azîmil kadri ennekumu men la yusalli aleykum la salate lehu. Sizin kadri kıymetinizi bildirmek için şu yeter ki size salavat getirmeyenin namazı da olmuyor. Allah Allah.
İşte tehiyyattan sonra ne okuyorsunuz? Allahümme salli, Allahümme barik. Ne yapıyorsunuz orada? Ala Ali Muhammed diyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ehli beyte de salavat ve dua okuyorsunuz. Yine sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki yarın ahirette mizanda tartılırken en büyük teraziyle tartılayım kim isterse, evet, en büyük teraziyle yarın ahirette tartılmak isteyen, mizanı en ağır gelmek isteyen, bize, ehli beytimize salavat getirdiği vakitte ne desin? Sade bana salavat getirmesin. Allahu salli ala Muhammedin nebi ve ezvaci ummahatil müminin ve zürriyeti ve ehli beyti kema salleti ala seyyidina İbrahim ala seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid desin. Hakeza yine burada bir de Allah'ın barik vardır. Mevlana Halid Nakşi tarikatımızın reisi Zülcenahin kaddesallahu sirruhu bu salavatı 5 vakit namazdan sonra ihbarına vasiyet etmiş. Bu salavatı kim okursa, velev günde bir kere okursa Efendimiz'e, ailelerine, analarımıza, ehli beytine hepsi buraya giriyor. Bu salavatı okuyandan kıyamet gününde terazisi daha ağır yok. En ağır terazi isteyen bu salavatı okusun. Dua kitabımızın 144. sayfasında günde bir kere olsun. Hiç okuyamıyorsanız cuma gününü bunsuz geçirmeyin. Salavat günüdür cuma günü. İşte 144. sayfede ehli beytin salavatı, ailelerinin de salavatı burada zikrediliyor. 144. sayfede inşallah. Yine Mevlamız ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve'tasimu bihablillahi cemiyan ve la teferruk. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Sakın ayrılmayın. Allah'ın ipi kimdir? Cafer-i Sadık radıyallahu anh ne buyuruyor? Allah'ın ipi biziz diyor. 12 imam, Ehl-i Beyt, Resulullah Efendimiz'in sülalesi ve torunları sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İbn-i Abbas radıyallahu anh Hümar'dan rivayet ediliyor. Kurtubi tefsirinde Mevla Teala Habibine ne buyurdu? Estaizu billah. Felesevfe yuhtike rabbuke feterba. Habibim Rabbin sana o kadar nimet verecek ki sen yeter deyinceye kadar. O zaman Resulullah Efendimiz buyurdu ki ben de ehli beytimden hiçbirinin cehenneme girmemesi şartıyla razı olacağım diyor. Yine bir rivayette de ne diyor? Bir ümmetim de cehennemde kalsa yine de razı olmayacağım. İnşallah bize de, hele ki o ehli beyti seversek inşallah, o sevgiyle de ölürsek inşallah. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatla zikrediyor. Babam vefat ederken, kendi babası İmam-ı Rabbani'nin büyük alimiydi. Vefatında yanında bulundum, tam vefat edeceği sırada ne dedi? Oğlum, ehli beytin sevgisinde boğularak ölüyorum diyor. İmam-ı Rabbani diyor, koca 70 bin evladı, babam böyle gitti diyor. Biz de ehli beytin şefaatıyla inşallah iman kurtaracağız. Torunları ne demek? Sülale-i Tahira. Yine Taberani, Tarıktuni çıkarıyor, Resulullah'ın duruyor. Ümmetimden evvela ehli beytime şefaat edeceğim. Sonra yakınlarımdan başlayacağım. Sonra Medineli Ensar, sonra bana iman edip uyan bütün müminlere şefaat edeceğim. Rabbim İmanı nasip etti, ittibaı da nasip eylesin. Amin. Uymak, inanmak yetmiyor. Uymak lazım. Peygamber'e inanırsın da Amerika'ya uyarsan, işte o zaman şefaat yetişmiyor. İnanmak yetmiyor. Uyacaksın. Onun izinde gideceksin. Onun şeriatını, onun sünnetini yaşayacaksın, yaşatacaksın. Hakim etmek için canını malını ortaya koyacaksın. O zaman ispat edeceksin. Yoksa yalancı çıkmak var, Allah muhafaza etsin. Fatıma anamız Ehl-i Beyt'in başında geliyor radıyallahu anh'a. Ona ne diyoruz? Fatıma Ez-Zehra. Niçin Zehra deniyor? Ömrü boyunca hiç hayız görmemiş. Bütün kadınlar hastalanır. Fatıma anamız hiç hastalanmayan bir kadın. Temizliğinde. Mevla ona öyle yarar. Fatıma demek kesici manasındadır. Niye Fatıma dendi ona? Allah onu da neslini de onu sevenleri de cehennemden kesiyor, ayırıyor. Elhamdülillah. Bu da büyük bir vaat. Hepimiz için müjdeler olsun. Çünkü biz sevenlerdeniz elhamdülillah. Yine Deylemi rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz duruyor. Benle işi olan, benle araya bir şey sokmak isteyen, benim yanımda eli olsun, kıyamet günü şefaatim olsun isteyen, ehli beytime salavat getirsin, onları sevindirsin. Allah'a emanet. Hazreti Ömer radıyallahu anh Zübeyir Hazretlerine diyor ki kalk Ehl-i Beyt'i ziyarete gidelim. Hazreti Hasan, Hazreti Ali'nin torunu Hazreti Hasan'ı ziyarete gidelim. Hazreti Zübeyir diyor, biraz geciktim. Bana çok kızdı. Dedi ki nasıl gecikirsin? Resulullah'ın sülalesini ziyaret
Onları hasta olurlarsa ziyaret nedir? Farzdır. Hasta değillerse ziyaret nedir? Nafile ibadettir dedi. Allah Allah. Bu ne büyük bir makam Ehl-i Beyt'e verilmiş. Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor? اَدِّبُوا اَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاتِ خِصَالٍ Çocuklarınızı üç huyda yetiştirin. Hepiniz evlat yetiştiriyorsunuz. Bu üç huyda açlayın. Hubbi nebiyyikum. Birincisi peygamberinizin sevgisi. Ve hubbi ehli beyti. İkincisi ehli beytin sevgisi. Ve kıraatil Kur'an. Üçüncüsü Kur'an okumak üzere yetiştirir. Nerede? Artist sevgisi. Futbolcu sevgisiyle yetişiyor bütün çoluk çocuk. Allah muhafaza etsin. Rabbim bize böyle evlatlar nasip etsin. Amin. Yine ulema ne buyuruyor? Ehli beyti sevmemek kebair, zina gibi, faiz gibi en büyük günahlardan. Allah Allah. Çünkü Resulullah'ın ehli beyti bunlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İmam Ahmed tahric etmiş. Men ebgada ehle beyti fehuve münafikun. Ehli beytimi sevmeyen mutlaka münafıktır diyor. Müslüman olma ihtimali görünmüyor. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ehli beytimize kızanı mutlaka Allah cehenneme sokacaktır buyuruyor. Ehl-i Beyt'in yine başında imam kim geliyor? İmam Ali, kerramallahu vecehu, damadı ve yeğeni. Bir gün Tirmizi rivayet ediyor İbn-i Ömer'den. Resulullah Efendimiz sahabeleri birbirine kardeş ediyor. O arada Hazreti Ali geliyor, iki gözü iki çeşme. Diyor ya Resulallah, bütün ashabı birbirine kardeş ettin, beni kimseyle kardeş etmedi. O zaman Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, ente ahiyyid dünya vel ahiret. Sen benim dünya ahiret kardeşimsin diyor. Kainat Efendimiz ona, ente minni bi menzileti Harune min Musa illa ennehu la nebiye ba'di. Sen Musa Aleyhisselam'a, Harun Aleyhisselam abisi ne makamdaysa sen benim öyle vezirimsin diyor. Ama benden sonra peygamber gelmeyecek, onun için halifemsin buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz hakkında. Tabi, tertip vardır. Tertibe göre Ehl-i Sünnet'in en kıymetli, Efendimiz'den sonra en kıymetli kimdir? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali. Bu tertip üzere. Sehl-i Bisaat olduğu anı vaat ediyor. Resulullah Efendimiz Hayber'i fethedeceği gün ne buyuruyor? Yarın bu sancağı bir zata vereceğim ki fetih onun elinde nasip olacak. Allah Resulü'nü seviyor. Allah Resulü de onu seviyor. Bütün insanlar kime verecek, kime verecek? Sabah oldu hepsi geliyor, bana verecek. Efendimiz diyor, eyni Ali ibn Ebi Talib. Nerededir Ali diyor, kerramullahu ce. Diyorlar ki gözünden hastalığı var. Gözleri sulanmış, nezle mi olmuş neyse gözleri görmüyor. Yani istiyorlar ki başkasına bize verilsin. Efendimiz diyor, çağırın onu diyor. Hemen Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ali Efendimiz'in gözlerine bir rivayet tükürüyor. Ve gözleri o anda iyileşiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi. Ve sancağı ona veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet buyuruyor ki ey Ali. Ya Ali. Onlar iman edinceye kadar onlarla harp et. İslam'a davet et. Allah'ın Resulü hakkını beyan et. Fakat sonunda len yehdiyallahu bike racülen vahide hayrulleke muhurinna. Senin sebebinle eğer Allah bir kişi yola alırsa. Adam öldürmek hüner değil. Adam kazanmak hüner. Adamı diriltmek hüner. Eğer sen sebep olursan, vaaz edersen, iyiliği emreder, kötülüklerine bir kişiyi bu gibi yerlere davet eder, neyse bir adamı İslam'a kazanırsan, bütün dünyanın kırmızı develeri, şimdinin son model Mercedesleri senin olmaktan senin için daha karlı ve hayırlıdır buyuruyor. Onun için inşallah Mevlid gecesinde Allah cümlemize bu hayrı nasip eyle. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Şimdi çok daha malumat vardır, fakat vakit dardır. En mühim mesele, gelelim yardım meselesine. Yardım meselesine geleceğim ama ben yardımda ne yapıyorum size? Vaaz ediyorum size. Nasıl vaaz ediyorum size? Yine Ehl-i Beyt'ten bir misal veriyorum değil mi? Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti burada yazıyor. Ehl-i Beyt'in muhabbetinde bakın ne yazıyor. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz geziyor, bir un alıyor, un. Borç alıyor onu da, parası yok. Borç alıyor, getiriyor Fatıma anamız, yoğuruyor, oruçlular. İftar edecekler, önlerine koyuyorlar. Kim geliyor? Kapı çalıyor, tak tak, kim o? Diyor ki ben yetimim, siz ehli beytsiniz, Allah için bana bir şey verin. Diyorlar ne var, neyimiz var? Diyorlar bu bir tane pidemiz var, çöreğimiz var. Dört kişi oruçlu iftar edecek, başka bir şeyler yok. Onda borç almışlar ununu. Kalkıyorlar onu yetime veriyorlar. Ertesi gece sahurlukları yok, iftarlıkları yok. Ertesi gün oruca niyet. Akşama kadar oruç tutuyorlar, bir un alıyor yine borç. Fatma anamız yoğuruyor, hamur ediyor, getiriyor, efendim pişiriyor, iftar sofrası, kapı çalınıyor, kim o? Biz olsak deriz ki, kapıya mapıya bakmayın şimdi iftar saati.
Bir de baktın ki miskin gelmiş. Ben fakirim diyor, ehli beytsiniz, verin bana diyor Allah için. Ne verecek şimdi? Pide onların önünde, kalkıyorlar o çöreği de ona veriyorlar. Halbuki biz olsak ne deriz ona? Sen benden iyisindir, benim iki gündür açım da borç aldım ekmeğe de deriz. Deriz de o haldeysek niye demeyelim, yalan değil ama. Onlar ne yapıyorlar? Onu da ona veriyorlar. Hadi git. Üçüncü gece, sahur yok, iftar yok. Oruca niyet. Alıyor bir un, borç. Ekmek yapalım, iftarlık koyalım, kapı çalınıyor. Al, ne imtihan. Bize olsa üçüncü gün geleni tekme tokat dışarı. Açlıktan ölüyoruz ya, üç gün oldu. Kim geldi? Esir. Ya ben esirim, siz ehli beytsiniz, verin. Ehli beyt ne demektir? Kalkıyorlar, onu da ona veriyorlar. Dördüncü gün Hasan'la Hüseyin torunları Efendimizin ayağı dikilemiyor. Hasta yatağa düşmüş açlıktan. Efendimiz duyuyor, ziyaretlerine geleyim derken Cebrail aleyhisselam daha evvel geliyor, vahiy getiriyor. Ya bu estaizu billah. وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah'u Azim. Onlar Allah'ı sevdikleri için, Resulü sevdikleri için yetime, miskine, esire yedirdiler. Teşekkür de beklemediler. Biz sizi Allah için yediriyoruz. Sizden karşılık istemiyoruz. Çünkü biz Rabbimizden korkuyoruz. Önümüzde şerri uzun 50 bin senelik mahşer var. Onun için veriyoruz dediler. Evet. Mevla abi, ben de onları o günün şerrinden korudum. Kalplerine sürur, yüzlerine güleçlik verdim. Sabırları sebebiyle onlara cennetler ve ipekler. Bir sayfa Kur'an'da sayıyor. İnsan suresi. Gidin tefsirine bak. Şimdi Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Canımızdan çok. Burada mal söz konusu olur mu? 1 milyon, 2 milyon söz konusu olur mu burada? Canımızdan çok diyorsun. E canına kastetseler bütün dünya senin olsa veriyor musun? Bak canın ne kadar kıymetli. Dünyayı veriyorsun canına. Peki kardeşlerim, şu eseri görüyorsunuz. 7400 metre temelden çıktık elhamdülillah. 7400 metre sırf önü. Direkler bitti, yardımlarınız elhamdülillah. Minareler başladı. Bir minare, iki minare alamet için yapmamız lazım. Burayı sahiplenmemiz için. İlk iş bir minare şart. Resmi yönden de şart oldu. Onun için minare olursa burada cami statüsüne girsin. Ayrıca tabi birinci katın betonu atılacak. Mevlid gecesine gelenler inşallah hazırlıklı gelirler. Bu gecede çıkarken hepimiz ya Allah'a canımızdan çok seviyoruz diyoruz. Şu ehli beyti dinliyoruz. 3-4 gün aç ekmeğini veriyor. E biz şu eserin bitmesi için, şurada şeriat canlanması için, İslam alemine merkez olması, binlerce alim yetiştirip dünyaya İslam'ı buradan yaymamız için birer ikişer ne varsa elimizde verelim. Taahhüt yapanlarda inşallahurrahman dışarıda da buraya da verebilirler. Ve elimiz titremesin. Yani verirken bile en sevdiğim Allah'ımdır, feda olsun diyelim. Ve inşallah o 50 bin sene mahşer güneşinden sadakamızın gölgesine girelim. Resulullah Efendimiz öyle bu. اَنَّاسُ يَظُلُّ صَدَقَةِ يَوْمَ الْقِيَامِ. İnsanlar kıyamet gününde sadakalarının gölgesindedir. O gölgede Rabbim cümlemizi şu verdiklerimizin gölgesinde gölgelenmeye muvaffak eylesin. Amin. Şimdi Mikail Efendi, tamam mı? Gelebiliyorlar mı? He? Ne diyor? Ne diyor? Evet, bekliyoruz. Şu anda gelebilirler misafirlerimiz. Yalnız oturun, kalkmayın, kalkmayın. Şimdi oturun, daha ağır gelir. Ya ayağı ameliyatlı, yavaş yürüyor. Hemen oturun.
Şimdi efendi kardeşlerim iki şey duyurayım. Bir, sessiz olun. Bu Resulullah'ın takunyasının resmi şerifi yeniden tap edildi. Resulullah'ın nalinin misali şerifidir. Bugün diyor ki ulema gördüm, bunu kim suretini efendim boynuna takar veya pazusuna takar, Allah ona ziyade kuvvet verir ve dünya ahiret belalarından kurtarır. Asıldığı eve, bulunduğu eve de büyü işlemez inşallah. Onun için nalini şerifler ve dua kitaplarını da hayra niyet dışarıdan alabilirsiniz. Şimdi şu ortadan geniş bir yol açın. Kürsüye doğru geniş. Oturun, hepiniz kalkmayın ya, göremezsiniz. Peki efendim. Ya sessiz olun. Geniş bir yol açın. Bu arada da tekbir getirelim. Allah Ekber. الحمد لله على هذا الاجتماع المبارك. الحمد لله
الذي سهل لنا الطريق وفتح لنا الباب فجينا إلى هذه البلاد وكان أول بركة وأول إشارة لنا وخير لنا هو حصول هذا الاجتماع في أول يوم من الأيام التي من أيامنا في هذه البلاد الإسلامية تركيا المباركة. فهذه من نعم الله الكبرى التي نشكر الله تعالى عليها دائما وأبدا أن يكون في أول يوم من أيامنا لزيارة هذه البلاد هو المشاركة والحضور في هذا الاجتماع الإسلامي العظيم الجليل بصحبة حبيبنا وسيدنا الشيخ محمود أفندي حفظه الله ورعاية الشيخ أحمد جبتلي وغيرهم من الأفاضل الكرام الذين قاموا بتنظيم وترتيب هذا المجتمع المبارك وهذا المشهد العظيم. وإنني في هذا المجلس وأنا بينكم أشعر وأحس كأننا في مكة وكأننا في مشهد من مشاهدها ومجمع من مجامعها التي يجتمع بها الأحبار والحجاج والعمار والزوار لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة البيت الحرام. فنحن في هذا المجمع المصغر صورة نموذجية لاجتماع المسلمين في بيت الله الحرام وفي مسجد وفي بلد نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا مشهد عظيم ومجمع كريم تجتمع فيه هذه النفوس المباركة والأرواح الصالحة. ولا شك أن أي اجتماع مبارك في الإسلام وخدمة الإسلام وتداخل أمور المسلمين والنصيحة والمشاورة والصحبة والمحبة لله سبحانه وتعالى ولله ولرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا من الأبواب العظيمة التي يحصل بها الخير والفلاح لجميع المسلمين والتي يكون بها بشارة عظيمة والتي يكون بها تأييد لما أخبر به سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة الثابتة من أن الحق لا يزال قائما ولا يزال محبوبا ولا يزال مؤيدا ولا يزال منصورا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا الحق الباقي هذه طلائعه أنتم طلائعه أنتم بشارته أنتم فعنوانه. فبهذا الاجتماع وبهذه النفوس الطيبة وبهذه النية القوية وبهذه الهمة وبهذه العزيمة يثبت تمام الثبوت ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من أن المؤمنين لا يزالون بخير مهما كثرت الفتن. نعم الفتن كثيرة والمصائب عظيمة والبلايا شهيرة والمحن متواترة ومستمرة على المسلمين في جميع أنحاء الدنيا، ولكن بفضل الله ورحمة الله وعناية الله وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال عنصر الحق ولا يزال باب الخير مفتوحا. وهذا ببركة الدين وببركة الدعوة الإسلامية وببركة الرسالة المحمدية وببركة براد المصطفى وأبنائه من العلماء العاملين والورثة المربين المرشدين الذين يجدد الله تعالى بهم الدين ويرفع بهم لواء الإسلام. كما جاء في الحديث إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ ماهر. فالعلماء الصالحون العلماء المخلصون العلماء المربون العلماء الذين يربطون الأمة ويربطون الناس ويربطون المريدين بالله يربطون قلوبهم بالله ونفوسهم بالله ويرشدونهم إلى الخير علما وعملا تربية وسلوكا. هم ورثة الأنبياء وليسوا كل العلماء، فإن العلماء كثير والمرشدون كثير، ولكن الأمة تحتاج إلى العلماء المربين الذين يربون القلوب ويربون العقول ويرشدون الناس ويهذبون النفوس
إلى الخير، هذا الذي نحتاجه أمة الإسلام، نحتاج إلى هؤلاء المربين العلماء العاملين، وبهم يحصل الفلاح، وبهم يسير الركب، وبهم تنفتح الأبواب، وبهم ينزل الخير، وبهم يرحم الله الأمة، وبهم يدفع البلاء، وبهم يحصل كل مطلوب ويحصل كل خير. فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا على هذا الاجتماع المبارك، على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التذكير بالله وبأيام الله، نعمة كبيرة وفضل عظيم. فحمدنا الله تعالى حمدا كثيرا طيبا على هذه النعمة، وشكرنا الله شكرا عظيما كثيرا على هذه على هذا الاجتماع وهذه الخطوة المباركة وبشارة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من هذه الاجتماعات، وأن يبارك في المسلمين الإخوان الحاضرين وفي أبنائهم، وأن يكون الأساس والأصل يا إخواني ويا أولادي هو العلم. الحمد لله ما رأينا في إسطنبول وفي هذه البلاد من جهود عظيمة ومن نشاط كبير في التربية والسلوك والمعرفة والإرشاد، وجدناه مبنيا بفضل الله على قواعد صحيحة أسسها الشيخ وأهله وعلماءه ومشايخه، وهذا الذي عندنا كذلك في مكة من جهة آبائنا ومشايخنا، العناية بالعلم، العناية بالمعرفة، العناية بالفقه، العناية بالرجوع إلى الله، إلى العلم، إلى الكتب الإسلامية، إلى كتب التراث الإسلامي، مع التربية، مع تربية القلب، مع الفكر، مع الفكر، مع التصفية، هذا كله لا بد منه. كثير من الناس يهتم بالجانب العلمي ويترك الجانب الأخلاقي، جانب القلوب والتربية والسلوك. هؤلاء على خير، ما نقول شيء، ولكن ينقصهم شيء كثير، وما عندهم أعجاب. فيه جفاف، ما هو رفض، فيه جفاف. وبعض الناس يعتنون فقط بالتربية والسلوك ولا يلتفتون إلى العلم، ولا يربطون الناس بالفقه ولا بالحديث ولا بالتفسير ولا بالعلوم الإسلامية، وهؤلاء كذلك على خير، ما نقول شيء، ولكن هذا الخير يخشى عليه من التغير، يخشى عليه من النقصان، يخشى عليه من تسلط الملاحدة والزنادقة والمفتنين الذين يفتنون الناس ويجرونهم إلى الانحراف ويخرجونهم عن الطريق المستقيم. والأصل والأساس والقرار الذي عليه الاعتماد وهو المبار هو الجمع بين الأمرين والسلوك للطريقين، وأن يكون الطالب أو المريد مرتبط بقلبه وبعقله بتربيته وسلوكه وعلمه وعمله مع أهل الله الذين يرشدونه من الخير ويأخذون بيده إلى الهدى والصراط المستقيم، فيفتحون له عقلا ويفتحون له قلبا ويربطونه بالعلم ويربطونه بالتربية ويربطونه بالسلوك والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. وهذا الحمد لله متوفر وموجود، فلنغتنم ولتغتنموا يا أيها الطلاب ويا أيها الأحباب، لتغتنموا هذا. تعالى وسيعود إن شاء الله مجد الإسلام إلى أصله، وسيعود نور الإسلام إلى أصله، وتنبثق من هذه البلاد من كما انبثق من قبل وكما كان من قبل نور الدين والعناية بالمسلمين والعناية بالإسلام إن شاء الله. لابد أن يكون هذا قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله نسأل الله سبحانه وتعالى الخير والبركة، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وتتبعي إتمام الدعاء بعد ذلك على فضيلة مولانا الشيخ إن شاء الله في ختام الكلمة. كسجة ترجمة أزدت لن طبعا أفندي أزدت لرمز دعاء دبنا مطلقا وكجاز şimdi الله تعالى çok hamd ederiz buyuruyor. Bu cemaati gördüğümüz için çok sevindik, memnun olduk. Çok hamdü senalar ediyor. Bir iki husus üzerinde duruyor. Birincisi
Resulullah Efendimiz'in şu hadis-i şerifi sallallahu aleyhi ve sellem لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ Ümmetimden bir cemaat kıyamet gününe kadar hak yolda daim olacaktır. Yahudi Hristiyanlar kafirler ne kadar zorlasalar da ümmetimden bir cemaati yolundan çeviremeyeceklerdir buyuruyor. Bu cemaati görmemiz, bu hal, bu cemaatin bu aşkı, bu Allah yolunda toplantı gösteriyor ki Allah'ın dini kıyamete kadar mahfuz yaşayacak diyor bu cemaatler bereketiyle. Birincisi bunun üzerinde duruyor fakat bunun da en büyük sebebi, müsebbibi ulemadır buyuruyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor, peygamberler dinar dirhem miras bırakmadılar, ancak ilim mirası bıraktılar, o mirastan nasibini alan en büyük payını almış olur. Şimdi bazı yerlerde buyuruyor, bazı tarikatlerde, bazı cemaatlerde sadece ilim tarafına ağırlık veriliyor, tarikat ihmal ediliyor, zikir, ihlas ihmal ediliyor, bunlar çok noksanlıktadır. Bazı cemaatlerde sırf tasavvuf ve zikirle meşgul olur. Onlar da ilimle, tefsir, hadis fıkıhla meşgul olmuyorlar. Bu da büyük bir noksanlık ve ileride zındıkların, mülhitlerin fitnelerine düşmeye ihtimali vardır diyor. Ancak bu cemaatlerde, Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaatinde ve Türkiye'deki cemaatlerde gördük ki ilme önem veriyorlar. Özellikle Efendi Hazretlerimiz fıkıh, usulü fıkıh üzerinde çok duruyor, tefsir, hadis üzerinde çok duruyor. Dolayısıyla hem ilim hem ihlas birleştirilmiş oluyor. Bundan dolayı kendileri Allah-u Teala Hazretlerine hamdü senalarda bulunuyor. Ve sizlere de dua ediyor inşallah bu İstanbul, Türkiye, Osmanlılar zamanında Hilafet-i Aliye burada kaldığı gibi yine buradan kalkacak inşallah diyor. Yeniden Türkiye ve dünya İslam'a dönecek, müjdeler olsun buyuruyor. Bu cemaatleri görmemiz buna bir alamettir, bir müjdedir buyuruyor. Çok yakın zamanda İslam'ın meclis şerefe izzeti iade olacaktır buyuruyor. Kısaca tercümün özeti budur. İzdiham var, uzatmayalım. Efendi Hazretlerimiz de kısaca dua buyuracak. Amin diyelim inşallah. Amin. Niye? Amin. إحسان لا يوم الدين اللهم يا عليم يا حليم علي يا عظيم لا إله إلا أنت فلا نعبد إلا إياك رافع عنا وعافنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إنك قلت في كتابك الكريم آمين استعيذ بالله بسم الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله أعلم آمين أي بسم الله dünyada ve kadirde ve mahşerde çok büyük zorluklarla karşılaşacaksınız, altından çıkamayacağınız işlerle karşılaşacaksınız, benden yardım isteyin namazla ve sabırla, ben sabredenlerle beraberim Allah diyor. Diğer ayet-i celilede estağfirullah ud'uni estecib lekum, dua edin bana kabul edeyim sizin için. Bir hadis-i şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenzilü Rabbuna tebareke ve teala külle leyletiz ilâ semâ-i kimyâhîn yefkâ kimsülleri ak ve yekûl men yedûni fe estecib lek ve men yes'elni fe ufi'u ve men yes'elni fe ufi'u. Yani her gece, gecenin üstü ikisi gecik biri kalınca Mevla Teala, Mutekeddes Hazretleri birinci kat semaya nüzul buyurup buyurun ki dua eden var mı kabul edin, bir şey isteyen var mı vereyim, mağfiret isteyen var mı mağfiret edeyim. Bu haberlere dayanarak Mevla'dan İsteyeceğiniz şey evvela Kur'an'ı güzel ihsan edeceğiz.
Kur'an'ı düzen ihsan edecek. Amin. Kur'an'ı düzen ihsan edecek. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayren Nasirin. Sure-i Nur'da buyurdun. Estağfirullah, Bismillah ve adallahu allazine amenü minkum ve amilus salihat. Sizden iman edip amel-i salih işleyen kullara Allah-u Teala vaat etti. Ne esteklifennehum filler kemesteklifellezine min kablihim ve leyumekkilenne lehum dinehum illezî tezâlehum ve leyumekkilennehum ba'di fâfîm emnâ. Yani yeryüzünde onları halife seçeceğini, hakim, yeryüzünde hakim edeceğini ve dinde çok büyük hürriyet vereceğini, serbestlik vereceğini ve bütün korkuların Amerika'dan, Avrupa'dan, Rusya'dan ve içimizden gelen tüm korkuların emniyeti tedbirini vaat ediyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi, bu vaadi ilahiyene bizleri mazhar eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayren Nasirin. Sen Kur'an-ı Azimuşşan'ında buyurdun ki Estağfirullah ve ma halakül cinne vel insa illa liyabudun. Yani ben insanlarla cinleri, cinlerle insanlar ancak beni bilsinler ve bana ibadet etsinler için yarattım. Ama ya Rabbel Alemin, Rusya, Avrupa, Amerika buna mani olmak istiyor. Yeryüzünden dinimi bir İslami kaldırmak istiyorlar ya Rabbel Alemin. Bugün zahirde, görüşte, kuvvette onların elindedir. Ancak onları sen yenebilirsin. Amin. Sen onları mağlup eyle ya Rabbi. Amin. Sen onları mağlup eyle ya Rabbi. Amin. Sen onları mağlup eyle ya Rabbi. İslam'a bir nefes aldır ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahim, ya Erhamer Rahim, ya Erhamer Rahim. Okuyan talebelerimizin erkeklerini, kızlarını, hocalarıyla beraber, yardımcılarıyla beraber keskin zeka ile, ruhu nasa ile, amal-i salih ile, ahlak-ı hamide ile, ihlas-ı kebir ile ilimde, ilimde, talimde ve teallümde heves ve kuvvet ve kudret ziyadesiyle medullahullah'ta terekkiyle müşerref eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemizi bu duaya ilhak eyle. Amin. Burada bu külliye elhamdülillah yakın zamanda başladı, bu hale geldi. Ya Rabbi el-ihsan-ı müttemam. Bunu tamamlamakla beraber bizlerin müşerref eyle ya Rabbi. Amin. Bunu bize göster ya Rabbi. Amin. Türkiye'nin her yerinde böyle büyük külliyeler ve her birilerinde alim, amil, muhlas, alime, amile, muhlese hocalar yetiştirip, doldurup, taştırıp ihtiyaç bir yerlere gönder ya Rabbi. Amin. Neşreyle ya Rabbi. Amin. Neşreyle ya Rabbi. Amin. Amin. Kıymetli misafirimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evladından Es-Seyyid Muhammed Maliki Hazretleri elhamdülillah şeref verdiler. Türkiye'ye teşrif ettiler. Türkiye